Evet, e, ben de bir kez daha hatırlatayım televizyonu yayın açanlara. Çok net bir penaltı olduğunu düşünüyorum. 87. ya da 88. dakikadaydı. Alanya Spor'un ceza sahasında Mustafa Pekdemir'in elle oynaması. Var'la da uzun süren bir değerlendirme yapıldı. Şimdi hani hep gündemde olan bir şey var Reha Hocam. Evet. E, var görüşmeleri açıklansın deniyor ya. Evet. Tek bir hakkım Hollanda olsa... Da, bakın. Hollanda'da açıklanıyor mesela. Şu anda tek bir hakkım olsa Ümit Öztürk, Serkan Tokat'la o pozisyona dair yani bir diyecekler ki bana Serkan Korkmaz bir, bir hakkım var o var konuşmasını açıklayacağız. Tabii ki pek çok pozisyon oldu şu ana kadar sezonda. Belki en sonuncusu bu olduğu için biz hani bu kadar etkisi altında olabiliriz. Ne konuştular ben çok merak ediyorum Reha Hocam. Aynen. Ya maça mesela bir başlık atsak çelişki mesela kelimesini kullanırdım. Çelişki nedir? Birbirini tutmayan davranışlar. Şimdi Ümit Öztürk'ten başlayalım. Ersun Yanal'a doğru gidelim. Ümit Öztürk verdiği penaltı kararları kullanıldı. Hepsine doğru mu karar verdi? Evet doğru. Ama Fenerbahçe lehine de iki tane penaltı vermedi. Serkan bir tane değil. İki tane Fenerbahçe'nin lehine verebileceği penaltıyı vermedi. Şimdi bu ciddi anlamda da çelişki. Yani birbirinle verdiği kararlar birbirini tutmuyor. Bunun paralelinde Ersun Yanal'ın... Oyuncu tercihleri Ersiyon'a, Fenerbahçe'ye her zaman şampiyon yaptığı sene de dahil olmak üzere hayal kurduran bir teknik adam. Zaten onun için geldi. Geçen sene Ali Bey onun için getirdi. Fenerbahçe klasik Ersun söylemi nedir? Fenerbahçe taraftarına, camiasına. Fenerbahçe önlem almaz, önlem aldırır. Gel kör ki şimdi Fenerbahçe Alanya iç sahada oynuyor. İlla koşu mesafesine takmış durumdayız. Herkes istatistikler söylüyor. Bakıyorsun orada burada Fenerbahçe koşuyor, bu yapıyor. Evet ben de söylüyorum Fenerbahçe fiziksel olarak iyi, güçlü bir takım. Ama futbol yalnız bu yönüyle çözülse herhalde Kuzey Avrupa ülkelerinde Danimarka, İsveç, Finlandiya, Norveç değil mi? Bunlar Kuzey Avrupa ülkelerinin hepsi fiziksel yeterli, atletizmleri iyi değil mi? Şampiyon olurlar. Ne eksikliği var orada? Beceri eksikliği. Fenerbahçe'de eğer sen Tolga Ciğerci ile İç sahada başlıyorsan koşuyor, mücadele ediyor. Ee, ve de bunun için böyle bir seçim uygularsan iç sahada, bu yanlış. E şimdi 45. dakika deniz hamlesi oluyor. Deniz hamlesine herkes zaten 3 aşağı 5 yukarı gireceğini evet e, tahmin edebilir. Esas Ersun Yanal bu önlem almaz, Fenerbahçe önlem aldırırsa o zaman ona göre bir kurguyla oynatmalı. Teknik adamlık nedir biliyor musun? Bekleni, rakibin önlem aldığını sağ içinde senle ilgili planlarını bozmaktır. Beklenmediği farklı bir kurgu, farklı bir planla, farklı bir anlayışla oynaması gerekir. Fenerbahçe şöyle bir hayal et düşün. Sağ bek İsla, sol bek Dirar. İsla zaten orta kalitesi yok. Önünde Tolga ile başlıyorsun. Tolga Ciğerci. Sol bek sol ayağı yok. Dirar. Önünde Rodriye set ucumu yapar mı Serkan? Yapamaz. Rakip yarı alanda bu takım ikili oyunlar Fenerbahçe, Alanya gibi topu rakibe bırakacak. Açık alana çıkma planı var değil mi? Şimdi bu plana uygunsa sen de ne yapacaksın? Sahayı açacaksın enine. Ve ikili bildiğimiz gibi kenar oyunları çok etkili olacak. O topları kime getireceksin? Özellikle 17 gol üretmiş. Yani 12 tane Vedat Muriç, 5 tane Mas top getireceksin. Ve de onları getireceğin toplarda kaliteli olmalı. Ve sayısal da rakip yarı alanda ve ceza sahası içinde özellikle daha fazla da oyuncu sokması gerek Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin böyle bir planı yok. Şimdi Fenerbahçe yani hep söylüyoruz o formasyon nasıl olacak dizilişler. Feribaç'ın eğer çizgilerden gelemiyorsan Tolga'yı yalnız Tolga Ciğerci'yi orada koşu mesafesi yüksekle oynatıyorsan Serkan madem öyle daha farklı bir farma, e, dizilişle de e, sağ içinde yer alabilirsin. 4-3-1-2 gibi. Yani Mevlüt'ü bir tercih yaparsın. Eşleştirsin iki santraforla başlarsın ve de Erol Bulut Spor'a da farklı bir bilinmeyen bir şeyler yaparsın. Yani o niye önlem alıyor şimdi bütün hafta Erol Bulut? Fenerbahçe 4-2 değil mi? 3-1 diye oynayacak. Hatta 4-4-1-1 de diyebiliriz. 4-4-2 de diyebiliriz. Maskur oynadığı pozisyonla ilgili. Şimdi böyle bir oyunu eğer merkezinde oynayacaksan sen Luis Gustavo öyle oynayabilirsin bunu. 6 numara gibi. Ozan'la oynayabilirsin. 8 numara gibi e oynayabilirsin bak. Aynı e, şekilde eğer tercih yapacaksan Deniz'i de çünkü önünde Mas kuruz olacak 10 numara gibi iç oyuncusu oynatıp daha ofansif oyunlara da dönebilirsin. Yani daha böyle tercihlerini daha oyunun merkezinde yapabilirsin. Rakip de daha farklı bir önlemlerle sana çıktıysa bunun önlemini almadıysa bir fark yaratabilirsin. Bunu da sağlayacak Ersun Yanal. Bir de tabii özellikle ikinci yarı mesela daha yapılan hamleler, daha mesela Mevlüt Hamlesi enteresan. Yani devre arası da evet Deniz girecek. Şimdi Mevlüt hamlesi de olabilir. İki santraforlu bir oyun. Rakibe baskı. Fenerbahçe'ye üç puan lazım. Yani bunları düşünerek de rakibi de daha geriye itecek bir oyun da olabilir. Yalnız rakibi <laughs> önlem alıp işte rakip iyi bir takım. Evet devamlı maç önü de söyledi. Ersun Hoca evet dedi. Biz de futbolu güzelleştirmek istiyoruz. Rakip çok önemli bir rakip. Ama Fenerbahçe iç sahada dediğim gibi çıkıyorsa rakip Fenerbahçe'yi düşünecek. Ama sen Tolga'yla Oynarsan şimdi rakip neyi düşünecek? Diyecek ki ya Rodriguez işte set ucumunda yok. E, e, dakikaları ilerledikçe özellikle ilk yarı görüldü zaten. Şimdi Erol Bulut da bunu düşünüyordur. Yani Mas ile orada oyun içinde Vedat Muriç'i de erittik mi? Demek ki ancak duran topları da doğru alan savunmasıyla bu problemi çözeriz. Tamam, hocam Ama e şöyle teknik detaylara girelim hocam da e, şu hakemle ilgili iki penaltısı verilmedi dediniz. E, İlki hangisiydi? İkincisi bu son İlk, Mustafa Pekce Bey'in eliyle oynaması. İlk de Wellington. Evet. Wellington. Wellington'un çar, eliyle çarptı. Göğsünden eline geliyor bu şekilde. Önüne geliyor top O da penaltı. Yani nasıl Jason'unki penaltıysa Wellington'da penaltı. Aynen. Bir de son pozisyon iki penaltı. Şimdi hakem konuşmamın başına söyledim. Bu kadar çelişkiyle maç yönetemezsin. Bu kadar kararsızlıkla. Sen veriyorsan bir karar bir tutarlılık varsa orada Fenerbahçe-Leyne olan iki tane de penaltıyı vereceksin. Bir de Serkan tabii Gürcan geldi. Ben Gürcan'a e, sözü bırakmadan en son bir şey söyleyeyim mi? Bak e, ligimize, ligimizde en fazla gole sebebiyet veren bireysel hata yapan oyuncu kim? Jayson. Jayson galiba. Jayson yani. Gözde, Gözde görülür. hayır en fazla o. Şimdi hep istatistiklerden bahsediyorlar ya Fenerbahçe'nin. Bir de yani bunu Ersun Hoca da söylüyor. İstatistiklerde gelişiyoruz evet. Ölçmediğin bir veriyi geliştiremezsin doğrudur. Şimdi Zay Jayson... Son... Yani bir stoper oyuncu değil, orta saha merkezinde oynayan bir oyuncu. Düşünebiliyor musun? Fenerbahçe stoper olarak oynuyor ve de en çok bireysel hata ligimizde yapan oyuncudan söylüyoruz. Aynı şekilde Dirar da öyle sol bek olarak ve de Ersun Yanal e, özellikle buraya çözüm üretmiyor. İşin tuhafı da ne biliyor musun? zank alınıyor, devre arası gönderiliyor. Rami alınıyor değil mi? Oynatılmıyor. Falet de alındı, o da oynatılmıyor. Yerine Jason oynatılıyor. Ya sen böyle eğer bir, e, bununla ilgili bir hazırlığın yoksa, bununla ilgili eğer e, bu savunmadaki çözümle ilgili bir akıl koyamıyorsan Fenerbahçe demek ki bireysel hata yapmaya özellikle Jason olmak üzere ben buna Dirar'ı da sayıyorum çünkü Başakşehir maçında hatırlarsın iki tane hata yaptı bireysel hata değerlendiremedi ikisinde e, Vişka. Geçen hafta da aynı onun hatasından biliyorsun gol yediler Trabzonspor deplasmanından direr. Yani buradaki çözümü üretecek oraya akıl koyacak da Ersun Yanal. Evet penaltısı çok kazanının yok başlığı var ama penaltısı az bence daha fazla penaltı kararı olmalıydı Reha Hocam'a da Zeki Uzundurkan'a da katılıyorum ve Gürcan Bilgiç yani futbol konuşmak istiyoruz. Bireysel performansları konuşmak istiyoruz. Ne konuş yani nasıl başlayacağız yani bilmiyorum ama ee, özellikle son pozisyon, Var'ın da devreye girmesi. Bilmiyorum ben şöyle dedim. Hani bir hakkım olsa Ümit Öztürk Serkan Tok Tokat ne konuştu? Onu sorardım dedim. Hani bir hakkın var, bir Var konuşmasını açıklayacağız. Hangisi deseler bunu merak ediyorum. Ne konuştular acaba? Yani bilmiyorum değerlendirmelere baktığımız zaman bu ilk değil Fenerbahçe adına. Yani bugün e, Fenerbahçe Başkanı Divan Kurulu'nda da e, altını çizdi. İşte e, aradaki programda Zeki de 3-4 tane örnek verdi. E, Malatya Spor Maçı'nda tekrarlanmayan penaltı verdi. İşte Kayseri Spor Maçı, e, ona e, Trabzon'daki golü ekleyebiliriz, bu, e, bu maçtaki pozisyonları ekleyebiliriz. Hoca da haklı, e, Reha Hoca. Evet, Fenerbahçe'nin de böyle dört dörtlük e, süper oynadığı söylenemez ama iş e, skor kısmına tabela kısmına gel geldi de e, bir bakıyorsunuz. E, bir tane durdu diyor çalıyor ya da çalmıyor <laughs> Fenerbahçe adına. Ve e, senin de dediğin gibi yani e, son son pozisyonun en azından e, bara gidip yorumun hakeme bırakılması gerekir gerekirdi gerekirdi. durumu baktığınız zaman. Ama maçın genelinde çizsi penaltıyı kaçırması bugün Fenerbahçe'nin mağlubiyetini konuşuyorduk belki de. Yani 1-1 bir bir berabere kaldı. 2 puan kaybetti. Çizse penaltıyı eee atsa belki 2-1 bitecekti maç. B büyük ihtimalle. Ya da, ya da skor 2-1 olsa eee açın hakemleri veya var hakemi o son pozisyonda çağıracaktı e, Ümit Öztürk'ü eee seyretmeye. Büyük ihtimalle de penaltıya hükmedecekti diyecekti o pozisyon sonrasında. Yani bu bu derece